İlginç bir sorum var. Ya hoşuma gitti çünkü ben daha önce hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Böyle bu şekilde düşünmek de ilginç geldi bana. Beynimiz veya organlarımız çalışırken kulağımızın duymadığı sesler çıkarıyor olabilir mi? Ee, olabilir mi değil, çıkarıyor zaten. Muhakkak çıkarıyor. Yani bunları ölçüm teknikleri falan filan da var. Bir kere şimdi kulağımızın duymadığı ses dediğimiz şey ses değil aslında. Yani biz kulağımızın duyduğu aralığa ses adını veriyoruz. Bu bir duyu. İşte yaklaşık 20 ile 20 bin hertz civarında. İşte atıyorum 10 üzeri eksi 12 watt bölü metre kare şiddetinden 10 üzeri bilmem kaç watt bölü metre kareye kadar şiddete sahip sesleri duyabilen bir kulağımız var. Bu aralığa ses adını veriyoruz. Bundan ötesine mesela ses ötesi frekans ya da ses altı frekanslar ya da dalgalar adını veriyoruz. Şimdi daha evvel biraz anlatmaya çalışmıştım ama aslında ki evrendeki bütün enerji tipleri birbirine dönüşebilir ve kesintisiz bir tayfın parçaları. Mesela bunu bizim hocalarımız da üniversite ilk başladığımızda örnek vermişti. Çok hoşuma gider. Ta şu kalemi elimde görüyorsunuz. Vapurda kalem satanlara bunu. Elimde görmüş olduğunuz kalem. <laughs> Şimdi bu bir nesne. Bunun gözünden işte ışığın size geliyor. Buraya alsan ışık neyse kameradan geçiyor. Sizin gözünüze bir şekilde ulaşıyor falan. Siz bu imgeyi alıyorsunuz. Ama bunu gerçek dünyada bir kalem olarak düşünün. Ben şu anda karşımda bir nesne görüyorum. Ve ben bu nesneyi sallamaya başladığımda belli bir hızda ve gittikçe hızlandırmaya başlarsam eğer bir süre sonra bu tek bir nesne olmaktan çıkar. Bak ekranda da görüyorsunuz zaten bir sıvaşmaya başladı kameranın görüntüsü görüyor musunuz? Burada fış fışmış. Şimdi bu sallamayı biraz daha hızlandırırsam artık görünür frekansın ötesine geçip bu vınlamaya başlar. Yani bir sese dönüşmeye başlar. Biraz daha hızlandıracak olursam bu bir artık tekrar ışığa dönüşmeye başlar ama artık kalem değil bir foton kaynağı olarak yani böyle hareket ettiği için ben onu ışık dalgaları cinsinden algılamaya başlarım. Biraz daha hızlı sallarsam artık atom altı parçacıkların dalga boyunda radyoaktif ışınım yapan bir şeye dönüştürebilirim. Yani aslında her şey parçacıkların ve atom altı parçacıkların ve atomik parçacıkların titreşim hızıyla alakalı bir şeydir. Yani evrendeki bütün enerji tipleri geçişli olarak birbirlerine geçerler zaten ve her biri böyle boşluksuz bir spektrumu, tayfı doldururlar. Dolayısıyla bizim mesela kalbimiz atıyor, beynimiz çalışıyor. Şimdi mesela kalbimiz laptop laptop diye bir ses çıkarıyor. Bu biraz yükseltici bir steteskop gibi bir cihazla dinleyebildiğimiz bir ses. Ama aynı zamanda kalbimizin Ses ötesi ve ses altı muhtemelen, muhtemelen değil kesinlikle öyle birçok frekans yayması da söz konusu. Hatta kalbimiz mesela elektriksel bir frekansla yayıyor vücuda ve biz bunu EKG, elektrokardiyogram dediğimiz bir ölçümle işte burada Big Book, Big Book diye böyle şey vardır ya hastanelerde görürüz işte monitörlerde. O grafiler olarak kaydedebiliyoruz. Şimdi beynimiz aynı şekilde. Beyin normalde ses çıkarmıyor gibi gözüküyor. Çünkü kulakla işitilebilir bir ses aralığında Allah'a şükür ses vermiyor. Yoksa düşünsen klima gibi çalsa vor 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 bütün gün canımızı Hı. okurdu. Onun dışında ultrasonik ve infrasonik yani ses üstü ve ses altı alanda çok fazla frekans kaydediyoruz. Bunlardan bazılarına işte beyin dalgaları adını veriyoruz. Belli elektriksel frekanslarda olanlara. Bu arada daha ilginç bir şey söyleyeyim. Mesela Vücudumuzda kulağın işiteceği frekansta ses üreten de bir sürü yapı ve yer var. Ama çok ilginç bir şekilde bizim beynimiz bunları süzüyor ve biz duymuyoruz. Mesela size çok çarpıcı bir örnek vereyim. Şu şah damarınız kafanızın altından girerken ikiye ayrılır. İç ve dış karotis arteri diye. Bunlardan bir tanesi kulağınızın içinden tam iç kulağınızla orta kulağınız arasından yukarı doğru beyninize gider. Ve tam orada bir tane damar böyle nasıl diyeyim bollaşması sinüsü gibi bir şey yaparsa sinüs deriz biz onlara. Fakat bu hemen kalpten çıkan bir atardamar olduğu için kalp her vurduğunda bu damarın içi kanla dolar ve boşalır. Yani aynen şu işte bileğinizdeki damarda, boynuzdaki işte boynunuzdaki damarda algıladığınız gibi lup, 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 lup böyle nabız vurumları yapar. Bu nereden geçer biliyor musunuz? Tam kulak zarınızın dibinden. Yani aslında her vurduğunda ortalığı zım zım titretir. Fakat siz o sesi duymazsınız. Niye? Beyin bunu ta başlangıçtan beri aldığı için abi diyor bu önemli bir şey değil biz bunu kırpalım. Kalbin vuruşuna göre senkron bir e, sinyal filtreleme mekanizması uyguluyor ve siz o sesi duymuyorsunuz. Ne zamana kadar? Mesela bazen yastığa kafanızı koyuyorsunuz uyumadan önce hissetmişsinizdir. Uygun bir pozisyona gelip biraz da böyle yorgunsanız ve tansiyonunuz yüksekse iç kulağınızdaki orta kulağınızdaki kasların kasılmasını etkileyen bir durum varsa, şimdi orada kaslar da kemikleri çekerek ses duyma miktarınızı modifiye ederler. Eğer o kaslar yorulursa ya da bir şekilde işte gerginleşirse bu durumda o sesleri alabiliyorsunuz ve birçok insan bilir ki gece yatmadan önce o böyle gümbede gümbede kalp sesi duymak gerçekten sinir bozucu bir şeydir. Yani bu sesler her zaman her yerde var. Hatta yeni bir proje vardı. Geçen sene bize gelmişti. Ne yapıldı bilmiyorum. Araya pandemiler falan girdi. Gece siz uyurken bütün vücut seslerinizi kaydeden bir yatak projesi vardı. Ve bununla işte çeşitli hastalık teşhisleri falan yapan çok akıllıca bir projeydi. Bilmiyorum kimse yaptı ama birileri yapsa iyi olur. Ben de böyle projeler anlatıyorum. Kimse yapmıyor. Milleti valla batıda olsa bunların üstüne atlarlar. Vücuttan yayılan sonik yani duyulabilir infrasonik ve ultrasonik sesleri kaydedebilmemiz mümkün. Yani bunlar için mikrofonlarımız vesaireler var, e, yani alıcılarımız var. Biz bütün bu ses aralıklarını vesaireleri kaydederek netice itibariyle e, çok farklı frekanslarda çok farklı bilgiler de elde edebileceğiz. Ama sıradan dışarıda yaşayan insan olarak yani beynimizin kulakla duyulmayan bir ses üretmesi zaten ses yapmayacağı için çok da şey yapmaya gerek yok. Dolayısıyla diyerek gene gevşek bir şekilde soruyu bağlayayım. <laughs>